SGK'dan yüksek miktarda ödeme alınmasına neden olan, kamu kurumunu zarara uğratan şüphelerin aynı zamanda uygun tedavi yöntemleriyle de tedaviyi almayan bebeklerin ölümüne sebebiyet verdikleri görülmektedir. Maddi kazanç için mafyatik ilişkileri çıkarlarını güvence altına aldıklarını düşünen bu kişiler, çürümüş sağlık sisteminin tüm boşluklarını kullanarak hem kamu kaynaklarını yağmalamış, hem bebeklerin sağlığına zarar vermiş, hem de bazı bebeklerin ölümüne neden olmuştur. Bu kirli kişilerin bağlantılarının 10 bebeğin ölümüne yol açmadan önce neden tespit edilmediğini, denetimlerin neden yapılmadığını, yapıldıysa neden fark edilmediğini, fark edildiyse neden gereğinin yapılmadığını sormak istiyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun olay kamuoyuna yansıdıktan sonra verdiği demeçlerde sanki 20 yılı aşkın süredir sağlık sisteminin piyasalaştırmasında payı yokmuş ve buna tek bir olumsuz söz söylemiş gibi özel hastaneleri eleştiren tavırlar içine girmiş olması Sağlık Bakanı'nı sorumluluktan kurtarmıyor. Sağlık Bakanı olarak bu ülkenin sağlıktan sorumlu en üst kademe makamında oturan kişi olarak bu skandaldan sorumluluğunuz vardır. Bu sorumluluktan kaçamazsınız. Yaşam hakkına yönelik tehditlerin sağlık kuruluşlarını ve çalışanlardan gelmesini kesinlikle kabul edilemez. Bakanlığı uyarıyoruz. Gözü dönmüş, etik değerlerini kaybetmiş bir grubun para hırsıyla yaşamlara kast edilmesini sizin 20 yıldan fazladır sürdürdüğünüz sağlığa piyasalaştıran sağlıkta dönüşüm programının sonucudur. Yargılama nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu kişilerin kamu vicdanında hüküm giyeceklerdir. Halkımız şunu iyi bilmeli. Neyse ki sağlık sistemindeki tüm piyasalaşmaya rağmen, halkın sağlık hakkı için mücadele eden, her türlü tehdit ve zorbalıklara rağmen iyi hekimlik değerlerinden vazgeçmeyen, doğumdan ölüme yaşatmanın sorumluluğu ve yeminine sadık kalan, sağlık hizmetlerinin her aşamasında görev alarak aynı sorumlulukla çalışmaya devam eden sağlık emekçilerinin sayısı bu yozlaşmış, etik değerlerini kaybetmişlerden çok çok daha fazladır. Organize kötülüğe karşı organize iyilik ve nitelikli sağlık hizmeti vermek için mücadele eden sağlık emekçileri sağlık sisteminin güvencesi olmaya devam edecektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Bu vahim olay tüm özel hastanelerin acilen mercek altına alınmasının gerektiğini bir kez daha göstermiştir. SGK bütün özel hastaneleriyle anlaşmalarını iptal etmeli. Özel hastanelerden bu tarzda hizmet alımı yapılmamalıdır. Kapatılan hastaneler kamulaştırılmalıdır. Bu kurumlarda olay ile bağlantısı olmayan sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı'nda çalışan emsalleri gibi ücretlendirilerek kadrolu şekilde istihdam edilsin. Çeteler ve bunlara göz yumanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Bugün önünde durduğumuz İl Sağlık Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı'nın denetlemesi gereken özel hastanelerde şu an resmi rakamlara göre en az 12 bebeğin katledildiğini öğrendik. Elbette sayı çoktur, bunu biliyoruz. 2023 Mayıs ayından beri teknik takipte olunduğu söylenen ancak bu süre zarfında onlarca bebeğin ölümüne göz yumulmasıyla yaşanan akla mantığa uymayan bir sürecin içindeyiz. Öfkeliyiz. Nasıl oluyor da 17 ay beklenebiliyor? Nasıl oluyor da eski Sağlık Bakanı'nın da hastanesinin içinde olduğu bu katliam silsilesine göz yumuluyor? Piyasalaşmış sağlık sisteminde hasta değil, müşteri vardır. Toplumsal fayda değil, kar odaklıdır. Bu nedenle bugün bir çetenin çökertildiğine dair yazılmak istenen başarı öyküsüne sağlık hakkına erişemeyen halkın yakarışları eşlik etmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında müşteri yerine konan halkın sağlığına, yaşamına mal olan öyküler anlatılmaktadır. Sağlığın metalaşması ve piyasalaşmasının sonucu bir çetenin ve bu çeteyle hareket eden yozlaşmış sağlıkçıların arkasında gizlenemeyecek büyüklükte bir çete ölüm düzenidir. Bu çetenin başında Sağlık Bakanlığı, sağlık sermayesi, ilaç ve tıbbi cihaz tekerleri yer almaktadır. Otel konforlu hastanelerinden mahalle aralarına sızmış özel polikliniklerine kadar sistem aynı mantık üzerine kurulur. Daha fazla kar, daha fazla kar için daha fazla hasta. Paran yoksa
yoksa hizmet yok. Zarar ediyor, halkın sırtında tambur denilerek dönüştürülen sağlık sisteminde kamunun rolü açığa çıkan olayda görüldüğü gibi sağlık sermayesine kaynak aktarımından ibarettir. Yasacı sağlık ölüm demektir. Yasacı sağlık ölüm demektir. Yasacı sağlık ölüm demektir. Bu gerçeklik tüm halkın malumudur. Bugün beliren öfkenin doğru adrese yöneltilmesi, yaşam hakkına ve sağlık hakkına sahip çıkma, sağlık hizmetlerinin kamulaştırılması mücadelesi olarak sürdürülmesi öncelikli görevimizdir. Sağlık hakkı mücadelesi bugün çökmüş sağlık sistemine karşı önleyici sağlık hizmetini ve sağlığın toplumsallaştırılmasını merkezine koyan bir toplumsal sağlık hareketiyle sağlıkta kamusal dönüşüm mücadelesidir. Bu mücadelenin büyütülmesi sağlık hakkına erişemeyen, yaşam hakkı kastedilen halk ile yoğun, güvencesiz, ölümcül çalışma koşullarına mahkum edilen ve bu ölüm çarkının bir parçası olmaya zorlanan sağlık emekçilerinin insan onurunu ve insanca bir yaşam hakkını ön sıraya koyan ortak mücadele ile olanaklıdır. Bugün taleplerimizi haykırmak için toplandık buraya. Adı geçen 12 hastane başta olmak üzere tüm özel hastaneler kamulaştırılsın. Süreçte ihmali bulunan herkes yargılansın. Geçen dönem Sağlık Bakanlığı yapan Fahrettin Koca dokunulmazlığı kaldırılarak yargılansın. Dosyada adı geçen şüphelilerin siyasi bağlantıları ortaya çıkarılsın. Katiller!